Geceyle alakalı benim duyduğum bu. İlk başta zaten gecenin sonlarına doğru alkışta takat kalmıyor. Çünkü böyle gecelerde zırt pırt alkış istiyorlar. Alkış kompleksi olan insanlar, Yılmaz Morgül için konuşmuyorum. Bazı insanlar alkış aşığıdır, doğru mu? Doğru. Kimisi sırf alkışlanmak için vatan hainini bile selamlar, doğru değil mi? Ya popülizm işte. Popülizm çok fena bir şey. Popülizm Ben de canavarı diyorum yani. ki bana göre eğer alkışta bir sıkıntı yaşadıysa, alkış ritminde, alkış sesinde bir sıkıntı yaşadıysa Atatürk'ü orada kullanmak bana göre benim kınayacağım bir şey. Ki ben Ferhat Göçer'in böyle bir saygısızlık yapacağını asla inanmıyorum. Orada siparişle insanları ayağa kaldırmış. Hepimiz kalkardık. Tamam, hepimiz kalkabilirdik. Özel durumlar hariç. Zerrin Özer mesela sandalyededir, kalkamaz. Sağlığından dolayı. Sağlığından dolayı kalkamaz vesaire. Özel durumlar hariç. Ama tekrar ediyorum. Alkolün olduğu yerlerde, burada da parayla alkol satıldı biliyorum. Kadeh kaldırıp gece kulüplerinde İzmir Marşı söyleyen sarhoş kafaları Atatürk'e yapılan en büyük saygısızlık olarak algılıyorum. Nerede olursa olsun da çıkıyorum. İzmir Marşı'na, Atatürk'e yapılan bu saygısızlığı da ben kabul etmiyorum. Tam tersi. Bu popülizm işe yaramadı. Ben Ferhat Göçer'in böyle bir şey yapacağına inanmıyorum. Sen söyle Nihat. Yılmaz Morgül için sen ne diyeceksin Ya bir Nihat? kere Ferhat şunu Göçer'in söylemek lazım açıklamasını kardeşim. geçeceğiz Şimdi ama. birisinden bir şey beklersin. Mesela bir hırsızın bir hırsızdan hırsızlığı beklemek kadar normal bir şey yok. Hayatın olağan akışı diye bir şey var. Hırsızdan hırsızlık yapması, hani hırsızlık yapmış dersin yani veya algı olarak bir sıkıntı olmuyor. Ya bir insan öldüren bir katilden beklersin önce. Şurada bir adam öldürülmüş. Kim öldürdü derken önce bakarsın o topluluk içerisinde bir katil var mı? Katil varsa, suça karışmış biri varsa ilk onu gözetim altına alırsın, sorgularsın. Şimdi hani bazı gerçekten olabilir yani bazı adam Atatürk düşmanıdır. Bazı yani meczuplar olabilir yani ben kalkmıyorum der. Şimdi ama bakarsın yani adamın titrine bakarsın bir daha önceki eylemlerine bakarsın vesaire. Ya Ferhat Göçer dediğin adam Türkiye'nin bir kere en kültürlü adamlarından bir tanesi. Ya adam diyorum sanatçılarından bir tanesi. Yani bu sanat camiasında 3-5 tane kültürlü doktor varsa bir Erol Köse vardı doktor. Ferhat Göçer doktor bu adam ya. Ferhat Göçer arkadaşlar doktorlar da kimse bana alınmasın. Doktor Hani ya. cerrah, ameliyat Doktor yapan doktor. ya bu Yani adam cerrah ha. uzmanlığını cerrah olmuş. Yani Haydar Paşa numunede ben biliyorum. Yılmaz Yıllarca bak çalışmış. senin yardımlaşma bir farkındalık yaratma noktasındaki eylemlerinin biliyoruz. Burada övdük. Bir farkındalık yaratmak için çabalarının da farkındayız. Burada övdük. Şehit aileleri adına yapmış olduğun ziyaretleri, konserleri biliyoruz. Burada övdük ve biz de seni övdüm. Çünkü marifet iltifatat abidir. Burayı övdüğümüz için sen de bize telefon açıp teşekkür ettin. Tek tek tabii ki Bir Can'ı hepimize. aradın, beni aradın. O zaman İlkay kardeşimiz yoktu. Öbürü kardeşimizi aradın bilmiyorum. Ama Bir Can'la beni aradığını biliyorum. Evet. Teşekkür ettin. Çünkü biz de öyle bakarız. Biz doğru bir şey yapıldı mı o doğruyu överiz. Ama şimdi senin Atatürk'e saygısızlık yaptığını iddia ettiğin kişi bu ülkenin bir cerrahı, bir doktoru, en önemli mesleklerinden bir tanesinin sahibi, çağdaş, modern bir insan, Ve bir gerici bir... parantez, asla hiç böyle bir şeyde hissetmemişiz, görmemişiz bile. Gayet de milli. Ya hayır. Bir kere bir insanın doktor olması, üniversite okuması, efendime söyleyeyim İlime hizmet etmesi insan aydın olduğunu ortaya koyar. İstisnai kaideler olur o başka ama hem de sanatçı. Bak doktorluğunun yanında bir de sanatçı bir arkadaşımız yani. Bu sanatçı arkadaşımız barlarda sahneye çıkan, konserlerde sahneye çıkan efendime söyleyeyim. Yani hiç de ön yargısı olmayan bir insan. Yani hani Bravo. Atatürk ilke inkılaplarıyla veya cumhuriyetle bir sorunsal olmayan bir adam bu yani. Üstelik de bak Ferhat Göçer'le ilgili çok kısa bir şey Hiç anlatayım inandırıcı size. gelmedi. Yani bence bak Yılmaz burada mutlak surette ben senin kandırıldın. Bak hani gece zaten Sercan karanlık loş muydu? Loş muydu ışıklar? Karanlıktır. Görmesi imkansız. Yani senin o Ferhat'ı nereden gördün bir kere El önde Yılmazcığım? falan oturuyorsa belki Ferhat Nihat. önde mi Ön oturuyordu? taraftaydı. Hayır. Sağ çaprazda oturuyordu. Işıklar çok vurduğu için sonucu dışarıya görmüyordu zaten. Görmesi Ben imkansız. sana söyleyeyim mi? Yani büyük yanlış. Bence Yılmazcığım senin hemen özür dilemen lazım. Ama Ferhat öyle bir diyor adam değil. ama yazıklar olsun diyor. Yani yani emin, çok çok emin durmuş. Ya, çok emin. Erkek sanatçı en üst line'da Ferhat Direkt hedef gösteriyor. Yılmaz.
Ya şey bak, Yılmaz son dönemlerde bir çok böyle enteresan enteresan açıklamalar da Cumhurbaşkanı yapıyor. Olacağım, başbakan olacağım. Yok başbakanlığa adaylığımı koyacağım. Yok yine Ebru Gündeş'le alakalı. Onu siliyorum ta işte. Onu siliyorum sana. Vesaire. Yani evet. Yılmaz'cığım özellikle bak o zaten Survivor'da da güzel bir sempati kazandın yani. Şimdi Allah var, onu da söyleyelim yani. Oradaki o sempatikliği ısrarla bilmiyorum antipatikliğe dönüştürme çabası hissediyorum veya farkındasın bilerek veya bilmeyerek biz de hata yapabiliriz. Çoğu ben kendi kişi bu arada şunu söyleyeyim yani. Yılmaz Morgül'ün ödül törenindeki o tavrını Bircan gibi sevimsiz buluyor. Çok işgüzar buldum yani çok alkış kokan, çok alkış isteyen bir hareket buldum. Atatürk'e gerçek saygı alkolün olduğu yerde olmamalı. Peki Ferhat Göçer ne demiş? Tamam ben Yılmaz Morgül yazıklar olsun Ferhat Göçer. Özür dilerim bir de şöyle bir şey var tamam. Da. Bir de şehitlerimizin de adı alkolle aynı yerde anılmamalı. Çok büyük. Ben tam tersi o saygısızlık olarak algılarım. Peygamberin komşusu ya. Kesinlikle öyle. Hani Atatürk'ümüzü, şehitlerimizi anacağımız yerleri bilmek lazım. Biz bir desturla zaten şehitlerimizin ismini söylüyoruz. Biz daha bir ay öncesine... Dostlarım Kemal Aslan ve Alper Alp'in ricası üzerine katıldığım Moonlight gecesinde sahneye çıktığındaki cılız alkışları artırmak için Atatürk ve şehitlerimizi çirkin emellerine alet ederek anlamsız bir anda ve şekilde diline dolayan Yılmaz Morgül bana iftira atmış. Yasal haklarım saklı kalmak üzere İçimdeki Atatürk sevgisi ve şehitlere olan saygımı sorgulayabilecek yetki ve zekaya sahip değilsin ki sana rağmen kalktım ve alkışladım ve saygımı gösterdim. Yalancı, ahlaksız ve şarlatansın Yılmaz Morgül. Yani yalan söylediğini söylüyor. Yani kalktım alkışladım. Ben Ferhat Göçer'i çok iyi tanırım. Arkadaşım benim. Halı sahada topla oynadık. Bir kere Türkiye'nin en kibar, en naif sanatçılarından bir tanesi. Gerçekten bak açık çok güzeldi. Bak açık ben söylüyorum. Bir hasta hayranıyla yıllar açık önce yani. Cennet şarkısının çıkacağı günlerde sizi çok seviyor dedim. Hem cerrahlık yapıyor aynı dönemde hem konser veriyor. Dedi ki ya hem hastanedeyim hem konsere gidiyorum perişanım. Gece 2'de hasta kızın evinde biz buluştuk. Konserden sonra geldi. Hı hı. O duyarlılığını hiçbir zaman unutmayacağım. Biz mesela top oynayalım. Ben mesela benim fıtratımda var böyle biraz daha asilik diyeyim ben tamam mı? Zaman zaman böyle asilik yani benim fıtratımda var. Gerildiğim an gerginliğimi de belli ediyorum. Duygularımı yoğun yaşayan bir insanım açık söyleyeyim. Yani duygularımı kontrol etme noktasında bir sorun yaşıyorum. Yani yoğun yaşıyorum. Sevincimi de yoğun yaşıyorum. Üzüntümü de yoğun yaşıyorum tamam mı? Ama mesela ben Yılmaz'la top oynadım. Yılmaz'ın ayağına pardon Ferhat'la top oynadım özür dilerim. Ferhat'ın ayağına bizden Sedat mıydı Ali Cansu'nun kimdi bastı. Yani düştü eyvah korktum sakatlandı mı dedim. Hocam dedim bir şey oldu mu? Ferhat'a yok dedi hiç sorun değil arkadaşlar rahat olun dedi. Yapısı da sakin. Yapı olarak da sakin bir insan. Peki. Ve ben ilk defa bu kadar Ferhat Göçer'i agresif gördüm. Çünkü haksızlığa uğramış. İlk defa. Evet. Nihat çünkü bir taraf kalkmadan saygısızlık yaptın yazıklar olsun diyor. Diğer tarafta diyor ki sen yalancı ve şarlatansın.